Merhaba değerli Codnavvaki takipçileri. Bu dersimiz sizlerle beraber CSS'de e, animasyon e, yapmayı öğreneceğiz. Animation e, özelliğini kullanacağız. E, nedir bu animation? Bildiğimiz animasyon oluşturabiliyoruz CSS'de etiketler üzerinde. Ama bunun için keyframes dediğimiz e, bir e, kural, e, bir e, animasyon kuralı oluşturuyoruz. Bu ne demek keyframes? Animasyonların belirlenen kademelerde ilgili stilleri kullanmasını sağlar. Bir animasyon oluşturmak için ise animasyonları bir etiketle ilişkilendirmemiz gerekiyor. Yani şimdi biz ee, bir tane keyframe oluşturacağız. Bu keyframe bir etiketin sırayla bir stilden diğer stile geçmesine izin verecek. Ee, yani bir kural oluşturacağız. Diyeceğiz ki mesela bu kuralda kırmızıdan sarıya geçsin. Bu kuralda genişliği şu daha şu olsun. Bu kuralda pozisyonu şöyleyse böyle olsun. Yani bir tanımlama yapıp daha sonra bu animasyon şeklinde etiketlerimize sağlayabiliyoruz. Ne demek istedik? Şöyle bir özellikle güzel bir örnekte geçiş yapabiliriz. Şimdi bir tane divimiz oluşturalım. Ee, i̇çini boş verebiliriz şimdi. Div, e, tüm div e, etiketlerini seç ve bunun genişliğini 100 piksel geniş e, yüksek genişliğini, piksel, genişliğini 100 piksel genişliğine 100 piksel ve background kalına direkt e, biz yellow'u verelim zaten gördük bu şekilde ben bu e, etiketin yani bu div'in sarıdan kırmızıya geçen bir e, efekt olmasını istiyorum. Bunun için bir animation özelliğini kullanabiliriz ama animation özelliğini kullanmak için bir keyframe tanımlamamız gerekiyor. Nasıl? Bunu şu şekilde aynı bir selector yani bir seçiciymiş gibi davranıp buraya aynı level'da et işaretiyle bir keyframe tanım keyframes tamam tanımlayabiliyoruz ve ben bunun üzerine mesela ne diyelim? test adında bir keyframe oluştur, isimlendirme yapıyoruz. Bir function gibi düşünebilirsiniz bunu. Programlama bilginiz varsa. E ve buradan e, şu özelliği kullanmam lazım keyframe'lerde. Ne ne zaman ne olsun? Yani burada ilk başta from to özelliğine kullanabiliriz. Mesela from yani yani e, başlangıçta background color'ı background color redken e, bu arada bu süslü parantez olacak şunlar özür dilerim. From background-color'ı redken hemen bir aşağı indim to background-color'ı yellow şeklinde bir ifade yapalım. Pardon tam tersi yapmak daha mantıklı olur şu aşamada. Şimdi burada ben rengin sarıdan kırmızıya geçeceğini söylüyorum. Ama gelip bu keyframe oluşturduğum keyframe'i burada animasyonu bir şekilde kullanmam gerekiyor. Bunun için de animation name özelliğiyle CSS'in burada kullandım. bakın bu ismi buraya yazmalıyım. Bu bir değişken ismi gibi düşünebilirsiniz. Bu ismi buraya yazdığınızda bu animasyonu bu etiket için çağırmış oluyorsunuz. Buna hatırlıyorsunuz transition'lardaki gibi bir Saniyede vermemiz gerekli. Animation, duration dediğimizde demeslik sıfır olur ve hiçbir animasyon sağlanmaz. Mesela 4 saniyede sarıdan kırmızıya geçecek bir efekt, bir animasyon sağlayabiliyorum. CSS'de. Gelin bunun bir özelliğine bakalım. Bakın 4 saniyede sarıdan kırmızıya geçti. Sonra eski geri döndü ve kendini tekrarlamadı. Yani bir animasyon işlemini gerçekleştirdi 4 saniyede. Sonra ilk olan haline geri döndü. Burada from to özellikleri de dikkatinizi çekebilir. From to diyerek de yani başlangıçta kırmızı, sarı. Sonrasında kırmızı olacakmış şekilde ifade sağlayabiliyoruz. Bu illa bir from to da olmayabilir. Bu aslında from to otomatik işte bir süre 4 saniye boyunca kendi sarıdan kırmızıya geçecek şekilde ayarlayabiliyoruz. Ama ben bu 4 saniyenin bir, ilk bir saniyesinde sarı, sonrasında kırmızı, sonrasında mavi, sonrasında mor e, diyebilirim. Bunun için de from to burada işime yaramıyor. Bunun için yüzdelik dilimler verebiliyoruz. Yani ben yüzde sıfırken ben count mı? sarı. E, aynı şekilde hatta şöyle yan yazayım. Yüzde bir alt satıra indim. %25 iken bu ne demek %25? Yani 4'e e böldüğümde yani 25 %4'e böldüğümde 1 saniye 0 ile 1 saniye arasındaki geçiş özelliğini sağlayabilirim. Mesela background color'ını yine red yapalım. Bir alta inelim. %50 iken animasyon, animasyonun süresi 4 saniye. Yani 2. saniyesindeyken background color'ını e, şöyle de ayırabiliriz. E, yan yana da yazabiliriz. E, şöyle yazayım daha görün. E, background Color'ını bu sefer maviye çekebiliriz. Mesela bu sefer tamamlandığında %100'lük kısmında ise Background Color'ını e, şöyle purple e, ya da plum yapalım. Farklı bir e, renge bölündürelim ve farklı bir renge bölündürebiliriz. Ne yaptık mesela başlangıçta ne oldu? Hemen başladım sarıdan kırmızı, mavi, plump sonra eski haline geri döndü bakın. Böyle 4'e yani 4 saniyeyi 4'e böldüm. Bu şekilde sağlandı. Bizim ben bunu 8 yaparsam ne oldu? İlk 2 saniye. Biraz matematiksel oran yaptığımız ilk 2 saniyede bu işlemin sonraki 2 ile 4 de bu. Ee, bu yani kırmızıdan buraya geçiş yapıyor. Ee, 4 de buraya geçiş yapıyor. Daha sonrasında 8. saniyede kendini tamamlıyor. Yani bakın hatta sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 deyip burada bakın eski haline geri dönüyor. Bu şekilde de bir ifade sağlayabiliyoruz. Bunu sadece background color olarak düşünmeyin. Aslında şöyle yaparsam bu sefer de daha okunaklı. Ben bunun altına girip konumlarını da değiştirme yapabilirim mesela left. Buna bir position e, relative verelim hemen bakın şuradan daha önceki bildiğimiz konulara. Position relative ifadesi verip right Left gibi ifadeleri de kullanabilirim. Şunu da 4 saniye yapalım. E, testi kullanabiliriz bu şekilde. Mesela ben ilk saniyede soldan 0, e, üstten 0. Yani olduğu bu konumda olsun istiyorum. Daha sonrasında e, sarıdan kırmızıya geçişinde soldan 200 piksel, e, yukarıdan 0 piksellik bir boşluğu olsun. Yani sadece şuraya bir geçiş yapsın. Daha sonrasında buradayken de aşağı insin istiyorum. Bunun için yine Left'im 200 piksel kalabilir ama tapım 200 piksel olsun istiyorum konumunu. Ve en son da yine eski halin. ne yaptık? Burada %75'i unuttuk bu arada. 50, direkt 50'den 100'e geçiyor. Ben şurada %75'i de e, tanımlayıp e, şöyle 25 25 bölelim tam e, burada blue değil de purple'a dönsün, purple dönsün. E, 200'e 200 dedik yani buradan buraya geçti buradan buraya buradan buraya sonra eski haline geçmesini isteyeceğim. 200 piksel 200 piksel yani ben konumlarını oynuyorum tamamen farkındaysanız e, yine e, left'i kaç kalsın 0 kalsın çünkü bu dördüncü adımda burada beşinci adımda buraya geçtik. Top 200 kalsın en son da left 0 piksel top 0 piksel şeklinde ifade sağlayabilirim. Şimdi ne yaptık? Bakın 2, 3, 4. Yani konumlarıyla da oynayabiliyoruz görüldüğü üzere. Bir animasyon işlemi sağladık. E, bu tabii daha böyle e, anlamlı şeyler üretmek bizim yaratıcılığımızı da kalmış bir şey. Burada amaç CSS'in animation yani keyframe'lerle beraber animation özelliğini e, öğrenebilmek. Burada yine her zaman bildiğimiz gibi animation e, delay özelliğiyle mesela 2 saniyelik bir gecikmeyle de animasyonu başlatabiliyorsunuz. Bir, mesela 1, 2 daha sonrasında animasyon işlemimiz başlıyor başka e, animasyon farkındaysanız şu dalayı kaldıralım. yapıyor, oluyor, bitiyor, eski haline dönüyor. Yani sürekli bu işlem devam etmiyor farkındaysanız. Mesela bir başladı, eski haline geri döndü. Burada bu e, animasyonun tekrar etme olayını da kontrol edebiliyoruz. Animation e, iteration count dediğimizde mesela ben bunu 2 dediğimde bu işlem 2 kere gerçekleşecek. 1 2 bu ilk işlem daha sonrasında devam etti. Ve burada bitmesini bekleyeceğiz ve bittim. Ben e, burada bunu sonsuz geri devam etmesini istiyorsam İngilizce'de sonsuz anlamına gelen infinity özelliğini de e, kullanabiliriz. Bakın artık sonsuz şekilde bu animasyon e, bizim için yapılmaya devam edecek. Şimdi e, bu sonsuz yapmaya devam etsin. Ben buradan mesela animasyon olayı neydim? Sıfır yani burada bir ilerleme var. Sıfırıncı saniyede burada. E, dördü böldüğüm için, birinci de burada, ikinci de, üçüncü de, dördüncü burada olacak şekilde bir ifade sağladım görüldüğü üzere. Bunun için e, burada bunu tersten de yapmasını sağlayabilirim. Ne diyorum mesela? E, Animation Direction e, bir özelliği var. Ben bunu Reverse dersem bakın e, tersten başladım. Yani görüldüğü üzere e, buradan geriye doğru gidiyor e, ve bu şekilde devam ediyor aynen tersten e, çalışmaya başlıyor bu özelliğimiz. E, Bunu alternate özelliği de var. Mesela alternate'e bakalım. İlk başta bakın düz gidiyor. Bakın ilk tekrarında. İkinci tekrarında tersten gidiyor. Bakın üçüncü tekrarında tekrar düz gidiyor. Hop. Dördüncü tekrarında tekrar tersten gidiyor. Bu özelliği de var. E, bir de Alter Reverse özelliği var. Alternative, alternate Reverse özelliği var. Bakın başladı tersten devam etti. Sonra ileriye başladı. Yani biraz önce ne oluyordu? Alternate'de şöyle kaydedelim. Düz başlayıp bir sonraki adımda tersini yapıyordu. Bunun Reverse'inde ise tersten başlıyoruz. Şöyle hop tersten başladı. Tekrar ettiği anda tekrar düze döndü. Yani bu şekilde farklı kullanımları söz konusu bizim için. Ama yani buna bir şey yazmasak normal yine her şekilde geçişlerini tamamlayacak. Şimdi burada bakın tabi yine animation'ın şeyini de belirleyebiliyoruz. Geçiş efektinin türünü. Mesela ben burada şu adalet için yerine animation timing function dediğimde ben burada yine lineer e, ifade sağlayarak lineer sağlayabiliyoruz ya da diğer neydi? Aynı e, Translation'a gördüğümüz gibi yine out kullanabilir. E, burada hani geçiş ilk başta hızlı oluyor sonra bas, e, yavaşlıyor, bir anda hızlanıyor gibi farklı geçiş efektleri hani hatırlıyoruz. Onun e, kullanımını yapabiliriz. E, başka olarak ne var? E, animasyonun e, film mod özelliği vardı diye hatırlıyorsam. Nasıl? Şöyle gösterelim bunu da daha doğru bir şekilde. Şunlarımızı artık biraz kaldıralım pozisyonları değişmesin. Tekrar bir keyframe oluşturayım. Keyframes. Neydi? Test dediydik. Şu özelliklerimizi de bir kaldıralım. Şimdi bu varsayılan şekilde burada mesela ben bunun e, from yani başlangıcını e, yukarıdan 0 piksel dedim ama sonunda e, toptan 200 piksel background color'ını da red yapacak şekilde bir sağlayalım. Bakın ifademiz oldu aşağı doğru kırmızı oldu 4 saniyede gerçekleşti bu işlem. Ve ne oldu eski haline geri döndüm. Bakın animasyon bitti eski haline geri döndüm. Çünkü bir count da yok bir seferde gerçekleşiyor. Şimdi ben burada anime an, animation e, film mod diyerek ve ben buna e, backwards dersen, backwards özelliği var alabildiği parametreler zaten bot forwards e, none şeklinde ya da inherit initial Unset de üstteki e, selector'ından kalan değerleri de alabiliyor Ama Burada önemli olan backwards. Ne demek istedim? Backwards dediğimde animasyon bittiğinde bittiği andaki halde kal diyoruz. Pardon, es, animasyon bittiğinde eski haline döndürüyoruz. Ee, bir saniye, kafa karışıklığı yaşamayalım. Evet, eski haline döndünüz. Bunu yine, bunu forward dersek, animasyon bittiğinde son halinde kal. Buradaki önemli konu bu. Animasyon bittiğinde son halinde kal diyoruz. Ee, zaten default olarak backwards geliyor görüldüğü üzere. Ee, burada e, Forward Steering son halinde kal e, Şeklinde yapabiliriz. Botu bir bakalım ne sağlıyor bize Şöyle yapalım ee, Şimdi biz burada Animation'ımıza bir tane delay verelim 2 saniye diyelim Ve ben e, burada İlk yani divin kendi haline e, blue diyorum. Bakın e, daha sonraki haline yani bir animasyon olduğundaki haline de yellow diyorum. Bakın ne oluyor burada? Bot dediğimde animasyon evet bir gecikme var ama başlıyor başladığında yellow al diyorum. Ama ben bunu böyle demezsem bakın e, burada farkında olmadan e, ilk önce maviye maviden hemen e, ee, şeye geç şöyle şunu da söyleyelim hatta daha böyle anlaşılır olsun ee, şöyle bunu nasıl size daha net gösterebilirim duration 4 desek duration animation yellow ee, yani buradaki ama şu animasyon başlama önce ilk ana kare tarafından ayarlanan yani burada ayarlanan from'daki e, değeri almasını animasyon sona erdiğinde de bu değeri dönmesini sağlıyor e, bot özelliği e, mesela ben buna e, forwards dediğimde ilk yani şu daha doğru bir e, anlam sağlıyor bizim için. Ne demek istedik daha net anlayalım. Animasyon başladı bitti ve eski haline döndüğünde bakın çünkü eski halinde e, blue vardı. Ama ben bunun yerine e, animasyon film moda e, bot dersem bakın eski haline döndü. Burada kırmızı da kaldı. E, yani blue'ya dönüş sağlamadığını anlayabiliriz. Bunun bir kısa kullanımı da var. Ne yaptık? E, bildiklerimizi yapalım. Duration 4 saniye. film mod kullandık. E, film modu şu an kullanmamıza gerek yok. Animation timing function öğrendik. Mesela buna linear dedik. E, ne dedik? Animation'ın e, e delay'ine 2 saniye dedik. Animation Iteration Count'u vardı. Mesela Infinity dedik. Infinity. Ee, ondan sonra animation Direction'ı vardı. işte gidiş yönü. Mesela Reverse tersten başlasın istedik. Ee, gibi gibi e, ifadeler sağladık görüldüğü üzere. E, burada e, önemli olan konu e, delay vardı. 2 saniye. O yüzden buradan başladım. E, bunları bu kadar uzun uzun yazmaya gerek yok. Tek seferde yazabiliyoruz. Animation İlk değerimiz bizim için hangi ee, animation name veriyor? Yani ben burada animation name alıyorum. İkinci değerime duration olan 4 saniye yazabilirim. Üçüncüye e, timing function'ını yazarım. lineer derim. Dördüncüye e, delay'ini yazarım 2 saniye. Yani bu sıralama önemli daha önceki bölümlerden de hatırladığınız üzere. E, daha sonrasında bunun iteration iteration count'ını infinity ve daha sonrasında e, Direction'u da veririm ve şu ifadeden kurtulup tamamen böyle bir animasyon e, oluşturabiliriz 2 saniye boyunca. Bakın yine animasyonumuz bizler için gerçekleştirildi. de Animation özelliğinin kısaca kullanımı ki şunu da silmemiz lazım. E, bu şekilde bununla beraber daha yaratıcı daha türetken e, şeyler tabii ki yapılıyor. E, kullanıldığı yerler çok fazla bu animationların ki daha güzel böyle arayüz istila oluşturabilmek için. O yüzden de ileri bir seviye e, CSS bildiğimizde bu animation'ı kullanımı bilmek bizim için önemli. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki de görüşmek üzere.